Birinci şu parmak hareketleri tanımı. Bu içerik, erişilebilirandroid.com ekibinden Semih Güven tarafından hazırlanmıştır. Seslendiren Fahrettin Sadıç. Tek parmakla yapılacak hareketler. Tek parmakla aşağı kaydırma. Sonraki eyleme gider. Yeni dolaşım hareketlerini kullananlarsa, dolaşım öğesinin seçeneklerini gerçekleştirir. Mesela karakterler bölümüne geldiyseniz, parmağınızı aşağı kaydırdığınızda sonraki karakteri okur. Ayrıca telefon aramalarında çağrıyı cevaplar. Tek parmakla yukarı kaydırma. Önceki eyleme gider. Yeni dolaşım modunda eylem seçeneklerinde önceki işi yapar. Tek parmak sağa kaydırma, sonraki odak öğesine, tek parmak sola kaydırma, önceki odak öğesine gider. Tek parmakla önce sağa, hemen sola kaydırma, geri tuşunun işlevini gerçekleştirir. Tek parmakla sola, sonra hemen sağa kaydırma, genel bakış tuşunun işlevini gerçekleştirir. Yani son uygulamalar penceresini açar. Tek parmakla önce yukarı, sonra aşağı kaydırma, listedeki ilk öğeye odaklanır. Yeni dolaşım modunu kullananlar için sonraki dolaşım öğesine gider. Varsayılan, metinler, düğmeler vesaire. Tek parmakla önce aşağı, sonra yukarı kaydırma, listedeki son öğeye gider. Yeni dolaşım modu hareketlerini kullananlardaysa önceki dolaşım öğesine gider. Tek parmakla yapılan açılı hareketler. Tek parmakla önce aşağı, sonra sağa kaydırma, Jishu ana menüsünü gösterir. Tek parmakla önce sola, sonra yukarı kaydırma, bildirim gölgesini açar. Tek parmakla sola, sonra aşağı kaydırma, sözcük modu ve odak tarama modu arasında geçiş yapar. Tek parmakla önce sağa, sonra yukarı kaydırma, sayfayı otomatik olarak okumaya başlar. Tek parmakla önce sağa, sonra aşağı kaydırma, ekran tarama modunu açar. Tek parmakla önce yukarı, sonra sola kaydırma, eklentiler menüsünü açar. Tek parmakla önce yukarı, sonra sağa kaydırma, eylem menüsünü açar. Tek parmakla önce aşağı, sonra sola kaydırma, sesli yardımcıyı açar. Çoklu parmak hareketleri. İki parmakla tek tıklama, konuşmayı durdurur. İki parmakla çift tıklama, medyaları oynatır, duraklatır ve aramaları, yanıtlar, sonlandırır. İki parmakla üç tıklama. Bu harekete işlev atanmamıştır, özelleştirilebilir. Üç parmakla tek tıklama. Bu harekete işlev atanmamıştır, özelleştirilebilir. Üç parmakla çift tıklama. Sayfayı otomatik olarak okumaya başlar. Üç parmakla üç tıklama. Bu harekete işlev atanmamıştır, özelleştirilebilir. Üç parmakla yukarı kaydırma. Ana ekran tuşunun işlevini gerçekleştirir. Üç parmakla aşağı kaydırma, bildirim gölgesini açar. Üç parmakla sola kaydırma, son uygulamalar penceresini açar. Üç parmakla sağa kaydırma, ayar merkezini açar. Dört parmakla yukarı kaydırma, listedeki ilk öğeye odaklanır. Dört parmakla aşağı kaydırma, listedeki son öğeye odaklanır. Dört parmakla sola kaydırma. Çoklu parmak hareketlerini Jishu yeniden başlatılıncaya kadar askıya alır. Dört parmakla sağa kaydırma, çift dokunma eylemini gerçekleştirir. Dört parmakla tek tıklama. Bu harekete işlev atanmamıştır, özelleştirilebilir. Dört parmakla çift tıklama. Ekranın tamamını okur. Dört parmakla üç tıklama. Bu harekete işlev atanmamıştır, özelleştirilebilir. Parmak hareketleri listesinin devamındaki diğer hareketlere herhangi bir işlev atanmamıştır, özelleştirilebilir.